Herkese merhabalar, ben Özgün. Bugün yeni bir video tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere hepimizin evlerinde kullanmış olduğu doğal şok 4'lerle ilgili güzel bir bilgi vereceğim. Bunu bilenler vardır ama genelde birçok kişinin bilmediğini düşünüyorum. Özellikle online oyun oynayanlar için bu videom PS4 kullanıcıları için FIFA, PES, onun dışında dövüş oyunları, FPS oyunlar, bunlara örnek vermek gerekirse Rainbow, Call of, Battlefield gibi oyunlar. Onun dışında PES dedim, FIFA dedim. Ondan sonra dövüş oyunları çok nadir de olsa oynayan birçok kişi var. Özellikle futbol oyunları ve silahlı oyunlarda. Şimdi şöyle anlatalım. PS4 ilk üretildiği zaman şu görmüş olduğunuz kol yoktu. Bu görmüş olduğunuz model vardı. Bu DualShock 4'ün birinci jenerasyonu. Yani bizim V1 olarak adlandırdığımız PS4 oyun kolu. Bu kolun olayı şu. Tuşlar ve analoglar aynı şekilde bu kısım ve burada görmüş olduğunuz kısımlar siyah renkte oluyor. Bunların kendi içlerinde iki model grubu var. İki ya da üç model grubu var. Bunların bir şu şekilde sert bastığında iç tırnağı kırılan var. Bildiğim kadarıyla ikiydi. Bir de bu şekilde bastığınızda da hani daha dayanıklı olup iç tırnağı kırılmayan modelleri var. Bir de burada Options tuşuna bastığınızda uzun olan ve kısa olan modelleri var. Benim burada aslında size anlatmak istediğim şey şu. Şu kolumuzu da koyalım. Bakın aralarında bunların bir fark var. Tuşlar gri. Gri renk. Siyah renk. Bu görmüş olduğunuz DualShock 4 PS4 Pro ile piyasaya sürüldü. Şimdi biz online oynadığımız zaman ne yapıyoruz? Komutlar veriyoruz. İşte nedir? R2'ye basıp R2'ye basıyoruz. Karşımızdaki düşmanı vurmak istiyoruz. Ateş ediyoruz. Ani tepkiler vermek istiyoruz. Bizim için burada önemli olan şey ne? Input lag. Biz ne Razer Rojo'lara gidip de $200, $250, Astro C40'lara $200, $250 ya da Nikon'lara atıyorum İşte 700-800 milyon ikinci ellerinde 1000 lira para verip satın alıyoruz. Çünkü bu oyun kolu denetleyicileri, bu oyun kollarında diyeyim, input lag değerleri düşük. Peki bunlarda input lag değerleri nasıl düşük? Sen gidip 2-2,5 milyar, 1,5 milyar para verip oyun kolu alıyorsun ve kablolu olarak bunu sana oynatıyor. Diyor ki klonum kılavuzunda ya da önde gelen firmalar ve profesyonel oyuncular, bu kolda en hızlı iletim süresini almak için kablolu kullanman gerekiyor. Tamam. Sony ne yaptı peki? İkinci jenerasyon kolları üretti. Birinci jenerasyon kollarla ikinci jenerasyon kolların arasında birçok fark var. Ama benim sizlere bu videoda anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim şey giriş gecikmesi. DualShock 2'ler, yani ikinci jenerasyonlar, birinci jenerasyonlara göre daha hızlı tepki verebiliyor. Yani input lag değerleri, yani giriş gecikmesi dediğimiz olay daha hızlı. Daha düşük diyeyim aksine. Mesela bunlarda internette benim baktığım kaynaklarda ortalama kablosuz olarak, yani bağlantı hızı bastığımızda komodun gitme hızı 2.8 milisaniye, 3 milisaniye, 3.5 milisaniye aralığında değişiyor. Tabii bu DualShock 4 ile PS4 konsol arasında bağlantı kurarken arada Bluetooth sinyallerini engelleyecek cihazların olmaması gerekiyor. Onun dışında kablolu olarak da kullanabilirsiniz. Benim YouTube kanalımda bir video var. Input lag değerini düşürmekle alakalı. Yalnız kablosuz kullanımda daha hızlı iletim sağlıyor. Kablolu kullanımda da Bluetooth bağlantısını engelleyecek bir aksam varsa bulunduğu çevrede, kablolu kullanmanın daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Benim size burada demek istediğim konu şu. Eğer ki profesyonel oynuyorsanız Rainbow'du, Call of'du, en azından hızlı tepki vermek adına, input lag değerlerini düşürmek adına, PES olsun, FIFA olsun, bazen diyorsunuz ya tuşa bastım kurşun sıkmadı, ya nasıl vuramıyorum, ya da pasa bastım çok geç veriyor. İşte bunun etkisi var arkadaşlar. Çünkü bunların etkisi olmasa, kusura bakmayın da, kimse gidip de $250-$300, $180, $200 Nikon olsun, Razer olsun, Astro gibi firmalar kollar üretip de piyasaya sürmez. Bu kollara niye bu kadar para veriliyor? Burada bir olay var. İşte Sony de burada ikinci jenerasyon kollarını çıkararak burada en azından biraz giriş gecikmesini azaltmaya çalıştı ve başardı. İkinci olarak da şunu dile getirmek istiyorum. DualShock 1 analog hassasiyeti DualShock 2'den biraz daha
zayıf. DualShock 2'lerde bu görmüş olduğunuz gri tuşlu kollarda şöyle bir sıkıntı var. Analog motoru arızaları çok sık meydana geliyor. Bunun çok sık meydana geliyor olmasının sebebi şu. Versiyon 2 kollarda, bu tuşları gri olan kollarda analogların tarama hızı, write hızları daha yüksek. Yani daha hassas, şu şekilde mesela manevralar yaptığımda daha hassas komutlar verebiliyor. Aynı şekilde V1'deki analogların tarama hızları biraz daha V2'ye göre hassas değil. Bizim online oyunlarda en ufak hareketleri bile algılayabilmesi açısından ve yaptığımız eğimleri ateş ederken silahı kontrol edip sabit tutabilmemiz için bizim için oldukça hassasiyeti önemli olan analoglar gerekli. Bu noktada da versiyon 2 kollar daha verimli. Versiyon 1 ve versiyon 2 kolları tuş renklerinden ayırt etmekten ziyade bir de arkalarına bunların bakın modern numaraları var. Şurada göstereceğim size. Çu. Z. Evet bakın arkalarında modern numaralar var. Çu. Zonguldak. Ceyhan. Trabzon 1. Urfa. Yani birinci V1. DualShock versiyon 2'ye geldiğimizde gri olan, bakın gri renkte, bakın bunda siyah renkte. Bunun seri numarası kısmına geldiğimiz zaman da Chu ZCT 2E 2, öbüründe de birinci jenerasyon. Benim sizlere tavsiyem, ondan rekabetçi oynuyorsanız V1 kol değil de V2 kol tercih edin. Bu kolların tarama hızları, input lag değerleri daha düşük. Analogları daha hassas. Bu şekilde oyun esnasında eğim kontrollerinizi daha iyi yapabilirsiniz. Ve daha hızlı iletim süresine sahip olduğu için Bluetooth bağlantı, eşleşme teknolojileri, entegreler çünkü değiştirildi bu modelde. Oyunlardan daha iyi verim alabilir. Bir tık daha kendinizi, belki iki tık daha ileriye taşıyabilirsiniz. Eğer kablosuz kullandığınızda Bluetooth sinyallerini engelleyecek araçlar varsa çevrenizde kablolu kullanmanıza da fayda var. Bugünkü videomda V1 ve V2 kolların arasındaki farkları size açıkladığımı düşünüyorum. Vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.